Semerkant TV ekranlarından merhaba sevgili seyirciler. Efendim, Söze Dair programında biz bundan sonra inşallah her hafta sizlerle birlikte olacağız. Programımızda edebiyatımıza dair, söze dair ne varsa dilimiz döndüğünce anlatmaya, dillendirmeye, bunları sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Tabii ki şair ve aynı zamanda Semerkant Dergisi'nin yazarlarından kıymetli hocam Ali Uysal'la birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Hamdolsun iyiyiz. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah hocam, bizler de iyiyiz. Hocam, girizgahta az da olsa bahsettim ben programımızdan. Nelerden söz edeceğimizden. Siz de programla ilgili neler söylemek istersiniz? Rabbim inşallah muhabbetimizi bereketli kılar. Amin. Başlık inşallah. Çok anlamlı. Parantezini açtığımız zaman çok konuşacağımız bir mevzu ve bir kitap bereketinde anlamlar çıkacak bir konu, söze dair. Evet. Çünkü İslam medeniyeti bir söz medeniyeti, yani hatta sözü kelama ulaştırmış bir medeniyet. Şimdi söze dair ne konuşalım dendiğinde zihnimize o kadar şey hücum ediyor ki, bunları tek tek sıraladığımızda şiir, nesir, sohbet, ki eğer söz olmasaydı, söz işe yaramasaydı Allah-u Teala konuşmazdı Yüce Kur'an. Evet. Hazreti Peygamber'in sözleri, hadis-i nebevi, bunların hepsi söz üzerine. O yüzden çok bereketli olacağını düşünüyorum. İnşallah Rabbim de öyle kılar. Söze dair çok şey söylenir. Çünkü insan oğlu her şeyi dille ifadeye muhtaç. Her şeyi. Hatta savaşlar kelimeler yüzünden çıkıyor. Bu yüzden söze dair bizim için sadece bir saate, iki saate hapsolmayacak kadar önemli bir konu. Evet. Kesinlikle hocam. Zaten hani sadece bir şiir, nesir diye üst başlık zikrettiniz. Bunların alt başlıklarına da ineceğiz. Edebi türlere, yani roman, hikaye vesaire. Hem bu türlerin belki bir tanıtımı olacak ilerleyen bölümlerde. Şiirin de yine alt başlıklarına ineceğiz. Kasideler, gazeller, halk şiiri, divan şiiri vesaire. Ki sözün sahipleri vardır. Kalem sahipleri, söz sahipleri. Onlar da zikredilecek İnşallah. Programlarda. İnşallah. Evet. Şimdi hocam programa biraz başlayalım istiyorum ben artık. Evet. Mesela söz var, insanı mahbub eder. Söz var, insanı mahcup eder. Söz var, savaşı keser. Söz var, başı keser. Söz var, kişiyi hakka ulaştırır. Söz var, kişiyi haktan uzaklaştırır. Şimdi hocam, burada bir soru insanın aklına düşüyor. Acaba bu söz nedir? Bu soruyu size sorsam hocam. Söz nedir hocam? Evet. İnsanoğlu sıfatları içerisinde belki en önemli özelliklerinden birisi de konuşmasıdır. Dille duygularını, hislerini ifade etmesidir. Söz, düşüncenin, kelimeler, düşüncenin evi. Şimdi biz sözü bu kadar önemli olduğunu söyleriz. Tanımlar da, çok tanım yapabiliriz. Bilimsel tanımlar da yapabiliriz. Ama sadece konuşmayı ön plana çıkarıp içeriksiz, anlamsız konuşmalarla sözü ziyan ettiğimiz için söz sanki anlamsız bir şeymiş gibi algılanır. Hatta bir laf vardır. Söze karnım tok. Ben bunu nasihate karnım tok gibi algılamışımdır hep. Bunu belki boş söze karnım tok diye olabilir. Ama söze karnım tok benim gibi basitleştirip söylenir. Halbuki yenecek bir şey değil. Mideyi dolduran bir şey değil. Kulağa girecek, oradan kalbe ulaşacak, kelama dönüşecek. Zaten muhatabın kalbine tesir etmiyorsa söz, evet. Sözdür. Ama eğer muhatabın kalbine tesir ediyorsa kelama dönüşüyor. O yüzden sözü kelam boyutuna ulaştırıp sözü anlamlı kılmak, muhtevasını derinleştirmek. Bunun için de adı üstünde Femi Muhsin diyoruz. Böyle bir güzel dudaktan güzel sözler çıkmalı. Bu noktada söz çok anlamlı, çok derin. Yani üstadlar sühanı
Bihudeden hoş gelir avazı horoz diyor. Bari manasını bilmese de hengamı bilir. Çok güzel hocam. Yani içeriksiz söz, söz değil. Maleyani söz diyoruz, boş konuşmak. Kalbi bile karartıyor. O az önce okuduğumuz beyti bir manalandırırsak hocam kısaca. Hani günümüz diline aktarırsak. Anlamsız, boş, bihude, işe yaramayan sözden diyor. Daha hoş gelir horozun avazı. Manasını bilmese de diyor hengamını bilir. Öteceği zamanı bilir. Şöyle de diyebiliriz. Vakti belirler. Evet. En azından vaktin geldiğini bize söyler. Bir işe yarar herhalde. Seher vakti öten horozun davetine kulak vermek gerekir. Ama boş ve beyhude sözü ne yapacağız? Yine sizin sözlerinizi tamamlama adına her işte ihtiyat etmek revadır. Yanılma doğru söz derde devadır demiş Şeyhülislam Mustafa. Şimdi doğru söz derde deva, ilaç oluyor. Çünkü güzel şeyler söylediniz, kalbimdeki o gafleti giderdiniz diyor, rahatladım diyor. Hatta konuşarak rahatladım, dinleyerek rahatladım diyor. O yüzden sözle işitme fiilini de mutlaka yan yana koymak gerekiyor. Şimdi muhabbet meclisinde eğer dinleyen talip ve teşne ise, susamışsa, arzuluyorsa sözü, vaiz diyor, ölü olsa bile dile gelir. Hazreti Pir öyle söylüyor. Şimdi Şems'ten ayrıldıktan sonra inzivaya çekilmiş, dertli, muzdarip. Konya halkı kendisinden yine vaaz-ı nasihatler istiyor. Neden konuşmazsın sorusuna diyor ki, her ki o ez hemzebani şotcuda bi neva şot, gerçi daret sat neva. Dildaşından ayrılan yüzlerce dil bilse de susar. Demek ki söz söylemek güzel ama sözün ziyan olduğu bir meclis düşün. Sükut etmek gerekir. Hele ki nadana söylüyorsan, hiç tesir etmiyorsa sözü ziyan etmemek gerekir. O yüzden söz mutlaka kulakla yan yana anılması gerekiyor. Çünkü hocam, özür diliyorum, bişne. Yani oku, evet güzel sözü söyle. Fakat ardından bir de Hazreti Pir bişnev diyor, dinle diyor. Evet. Dinleme eylemiyle beraber dikkate alınması gereken bir kıymet ifade ediyor söz. Şimdi söz nedir de Mercibek Ahmet'ten bir bölüm okumak isterim. Diyor ki, indi ey oğul, sözü her yerde onat söyle. Onat? Onat, doğru, düzgün. Avduk söyleme. Avduk sözcüğü Anadolu'da yaşıyor. Ağdırdı diyor hayvan. Atın üstüne yükü yüklüyorlar. Sağına ve soluna. Eğer eşit değilse bir taraf ağdırıyor. Evet. Hayvan ağdırdı diyor. Yük düşecek diyor. Yani ölçülü söyle. Dengeli kullan. Dengeli kullan, ölçülü kullan. Ağduk söyleme ki onat söz hem söyleyene hem işidenin canına can bağışlar. Ve avduk söz ve avduk söz söyleyene dahi ziyan getirir. Avduk söz hem söyleyene hem de karşı tarafta yaralar açar. Özellikle söyleyene daha fazla olumsuzluk getirir. Nitekim İbrahim Ethem'in bir sözünü burada konuşmak isterim. Söylemediklerimden hiç başıma bir şey gelmedi diyor. Ama ne çektiysem söylediklerimden çektim. O yüzden söz, dedik ya, söyleyenin değerini artırıyor. Karşı tarafta tesir ediyor, onu bir yerlere taşıyor. Yani bir kitap okudum, hayatım değişti diyor ya yazar. Bir söz işittim, hayatım değiştiye aittir aslında o keyfiyet. Kesinlikle. Çünkü söylediğiniz söz yüreğimde derin tesirler yarattı sözü. İşte o söyleyenin güzel söylemesi, işitenin de bunu algılayacak halde o gönülde olması. Şimdi İki tarafı da ziyan eder kötü söz. Onat söylenmemiş söz, ağdık söz. Sizin sözünüzü tamamlamak için o bir beyitle ben söyleyeyim. Gürşehri, Hoca Mesut, Süheyl Ünev Bahar'da geçiyor. Ilı sözle yılan ininden çıkar. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. İri sözle kişi dininden çıkar. Evet. Hemen o atasözünü şöyle de söyleyen atasözü olmuş artık hocam. Diyor ki, güzel söz kötü söz adamı dinden, tatlı söz yılanı inden çıkarır. Çok güzel. Ya da işte atasözlerimizde mesela söze dair çok yani şey var. Yani hakikat hocam,
mana ortada ama onu türlü elbiselerle tekrar tekrar pişirip koymuşlar önümüze. Evet. Güzel de söylemişler. İki dinle bir söyle mesela. Evet, iki dinle bir söz. Dinlemekle birlikte düşünülmeli, evet, dedik. Yani atasözlerimizde söze dair çok güzel şeyler var hocam. Evet. Hatta şimdi sesimizi değil sözümüzü yükselteceğiz. Evet. Şimdi bunun üzerinde biraz konuşalım isterseniz. Ben de tam buraya gelecektim hocam. Hani sözümüzü büyütmek meselesi, evet, var ya. Bizim şimdi, zaman zaman sloganımız, özür diliyorum hocam, hakkınızı helal edin. Bizim zaman zaman sloganımız olmuştu hocam. Sözlerin büyükleri, büyüklerin sözleri diye. Evet. Kibar şimdi, kelam, evet. Şimdi büyük söz ve büyüklerin sözleri veya sözleri, sözümüzü büyütmek. Bu nasıl olacak hocam? Diyor ki Kur'an-ı Azimuşşan'da Allah Celle Celaluhu, seslerin en çirkini olarak vasfediyor eşeğin anırması eylemini. Çünkü orada içeriksiz sesi temsil ediyor, ettiği söyleniyor. Şimdi sesi bizi büyük tonlamalarla söyleriz sözümüzü ama mana cihetiyle hiçbir esprisi olmaz. Yani karşı tarafta hiç tesir uyandırmaz. Bu gürültüye boğulmuş, tonlamalarla anlam katılmaya çalışılmış olabilir. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Manalı sözü de güzel karşı tarafa aktarmak gerekiyor. Evet. Telaffuz doğru olacak, diksiyon doğru olacak. Güzel bir yüz ifadesiyle, halet-i ruhiyeyle onu söyleyeceğiz. Tam da burada bir ara soruyla devam etseniz hocam. Sözün edebi ne peki? Burada insanın aklına öyle bir soru geliyor. Bu iki soruyu birlikte düşünürsek hocam. Sözün edebi, edebin sözü. Yani sözü söyleyen edepli olacak. Çünkü öyle bir dudaktan, Femi Muhsin'den edepli söz çıkar. Zaten söz hakikat olsa bile diyor, yanlış söyleyen karşı tarafta tesir uyandıramaz. Sözün hakikatine bir zarar gelmez de. Evet. Yani o hakiki söz ziyan edilmiş olur. Çünkü karşı tarafta tesir uyandırmayacaktır. Şimdi o yüksek gürültülü ses eğer muhteva olarak dolu değilse, Kur'an-ı Azimuşşan'da da bize olumsuz bir tasvirle anlatılıyor. Evet. Şimdi sözün etkisi sesin yüksekliğinden değil, taşıdığı hakikatin gücünden gelecek. Şimdi gönülden çıkacak. Bu çok önemli. Buradan değil de sadece buradan geliyorsa yine tesir uyandırmayacak, söz değer kaybedecek. Gönülden çıkan söz gönle. Dudaktan çıkan söz sadece kulak kepçesine kadar gelip orada kalacaktır. Şimdi sözünüz diyor hedefini bulsun istiyorsanız doğruyu doğru bir zaman ve zeminde doğru usul ve üslupla söyleyiniz. Evet. İşte demek ki zaman da önemli, sözü nerede kullanacağımız. Çünkü alem-i nadana sükut kadar güzel cevap olamaz diyor İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh. Şimdi sözü ziyan etmiş oluruz. Şimdi öyle bir meclisteyiz ki o mecliste doğru ve güzel söz ziyan olma ihtimali vardır. O zaman sükut edeceğiz. Evet. Bu manada söze değer katan bir başka eylem de yerinde sükut edebilmektir. Çünkü para bu anlamda sürekli israf ediyorsun. Yerinde kullanmıyorsun. Evet. Yeri geldiği zaman da malzemeyi tüketmiş oluyorsun. O yüzden sözü bu manada tasarruflu kullanacaksın. Nerede, nasıl ve ne şekilde kullanacağını da bileceksin. Yani o tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avlu aşı. Yağ ile yağ ile bal eder bir söz. Şimdi hep bunun üzerine söylenmiş. Doğru sözü öyle bir kalıp içerisinde vermeliyiz ki karşı tarafta yine neşe ve muhabbet meydana getirsin. O zaman mesela burada ben şöyle bir soruyu da kendime sorayım. Evet. Pekala biz sadece sözü tamam, duygularımız güzel, derinliğimiz var ama sallapati kullanıyoruz. Olmaz. Yani bir kere nazm-ı ilahi, Kur'an-ı Kerim sözlerin Allah kelamı en büyüğü. Şimdi onun aynasında kendimizi seyretmeye başladığımızda biz edepli konuşacağız ki edebiyatın bence köken esprisi burada anlamlanıyor. Evet. Şimdi bazılar bu manayı vermiyor ama edeple çok alakalı.
çirkin argo kelimeler konuşan bir adamın beden dili değişiyor. Argo'yu öğrencime anlatırken şöyle diyorum. Argo sözcüğü tespit istendi sizden. Argo üslubu. Saygıda kusur etmediğiniz bir güzel insanın karşısında bu sözcükleri kullanabilir misiniz? Kullanamayız tabii ki. Yani bir insan vefat etmiş, oradan geçerken Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, Mevlasına kavuşmuş. Allah rahmet eylesin mi? Yoksa nalları dikmiş mi? Bunu söyleyen kişinin beden dili de değişir. Evet. Hafif yana kaykılır. Ve argo konuşanın, işte o sokak kültürü ağzı diyoruz ya, işte sözün kirletildiği yerlerden birisi de orası. O yüzden biz çocuklarımıza mutlaka doğru, güzel, yerinde kullanmayı öğreteceğiz. Öğretmek zorundayız. Neden? Biz her şeyi dille ifadeye muhtacız. Evet. Evet. Peki hocam, şimdi bu deminden beri anlattığınız güzel güzel, Allah razı olsun, bir çerçeve çizdiniz söze dair, sözümüzün nasıl olmasına dair. Yani Müslümanın sözünün nasıl olmasına dair bir çerçeve çizdiniz. Peki bunun örnekleri var mı hocam tarihimizde, medeniyetimizde, kültürümüzde? İşte bu soruya... Yani daha doğrusu örnekleri var illaki de, bunlardan bir iki kuble paylaşabilir miyiz? Bu soruya neşe duyarım. Çünkü şimdi sahabe sohbetle yetişti. Sohbet, konuşmak. Evet. Bazen 10 dakikalık sohbetin veya çok güzel bir dizenin verdiği, belki 10 cilt kitabın veremeyeceği bir şey. Şimdi sözün gücünü üstün kılmak istiyorsak sohbet halkalarını büyütmemiz gerekiyor. Şimdi dinleyen de oradan aldıklarıyla bir başka muhatabına seslenecek. Peygamberin sohbeti vahiydi. Sahabe de vahiy medresesinde, vahiy mektebinde yetişmişti. Sohbet halkası, sözü söyleyen güzel söylüyordu. Dinleyen de güzel dinliyordu ve çok güzel bir alıcıydı. Ve oradan sahabe denen o güzide insanlar topluluğu sohbet çıktı. Halkası. Sohbet halkası. Biz işte sözü var etme yerlerinden bir tanesi sadece kalemi alıp yazmak veya iki kişi konuşmak değil, ama o sohbet halkasını da büyütmek. Şimdi burada sohbette üç tane güzellik var ki, bunlardan bir tanesi insiba, yani karşılıklı boyanmak. Maşallah. Bir tanesi incizap, yani karşılıklı cezbedip birbirimizi çekmek. Bir de inikas var ki, karşılıklı yankı bulmak, yani yansıtacak. Eğer söylediklerim sizin kalbinizde bir yankı bulmuyorsa daha seslenmiş gibi oluruz. Örnekler dediniz. Bizim medeniyetimiz söz medeniyeti. Şimdi yüce kitab ile muhatap olan müminler güzel ifadeyi orada gördüler. Evet. Hassan bin Sabit öyle diyordu. Niçin söylemezsin? Kur'an indi, dilimi yuttum diyordu. Hazreti Peygamber'in söylediği her şeyi kayda alıyorlardı. Hani yazıldı yazılmadı tartışması vardır ya hadisler mevzuunda. Öyle alıcıydılar ki Efendimizin Femi Muhsin'inden çıkan her sözcük kayda geçti. Bırakın cümleyi. Evet. Ve Peygamberimiz sohbet halkasında susmadı. Hep söyledi. Yani hadis-i şeriflerin çokluğu da oradan geliyor. Çünkü Efendimiz sürekli konuştu. Bu manada fiiliyatın ötesinde vaaz-ı nasihatten hiç geri durmadı. Nasihatin önemine hep söz düşürdü. Şimdi biz beslendiğimiz kaynaklar belli. Enmuzeşlerimiz, örneklerimiz ortada. Mihenk taşlarımız ortada. Şimdi oradan beslenenler, onu kendisine ayna yapanlar da kalemini güçle kılmaya, sözünü güçle kılmaya çalıştılar. Evet. Şimdi neler söylendi neler? Bir iki örnek vereyim. Henüz 3 yaşında bir kardeşim var, seni ondan bile kıskanıyorum diyor. Nadan, hoş değil, hastalıklı bir ifade. Ama biz bunu söylemedik mi? İnsan sevdiğini kıskanır. Evet. Bu çok insani bir duygu. Öyle bir gül seç ki sevda bağından, senden özge bülbül sezmemiş olsun.
jale izlerini gül yanağından bağdı sabah bile bozmamış olsun. Ey maşallah. Biraz daha açalım. Açalım hocam. Öyle bir gül seç ki sevda bağından, Efendimiz'i remz olarak kullandığımız gül zaten bizi ona ulaştırmak için çok güzel bir remz. Elimize alır salavat getiririz. Bu uyunda onun hasretini koklarız. Rengine bakar, Efendimizin cemalini hayal ederiz. Çok değer verdiğimiz sevgiliye de gül demişiz. Ama ben yine de bunlarda bir Hazreti Peygamber hasretiyle bu remzin oralara taşındığını düşünüyorum. Bu şiiri öyle de yorumlamak mümkün. Öyle bir gül seç ki sevda bağından, hiçbir bülbül diyor onu sezmemiş olsun. Allah Allah, nasıl olacak hocam o? Jale izlerini gül yanağından bağdı sabah bile bozmamış olsun. Yani jale, o çiğ tanesi seher vaktinde yaprağın üzerine düşen ve güneşin ışıklarıyla ortadan kalkan, bağdı sabah ile rüzgarla alıp götürülen, o bile diyor o yanağa ulaşıp da o tozu, o jaleyi, şebnemi silmesin oradan diyor. Şimdi buradaki estetik duyuş ve hissedişle öbür söylediğim sözdeki çiğlik, evet, yan yana durmuyor. Edebiyatımız bunun güzel örnekleriyle dolu. Sözü güzel kılmışlar. Mısra-i Berceste demişler. Eserek kafi demişler. Bir kişiyi büyük kılmaya kafi. Güzel söylemenin önemi. Evet. Bunun yanında biz kalemimizi öyle bir noktaya getirmeliyiz ki, sözümüzü öyle bir noktaya getirmeliyiz ki, bunun için de yetişmek gerekiyor. Zihin, hafızayı doldurmak gerekiyor. Güzel söyleyenlere. Bunların başında hadisi şerifler. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın hadisi şerif metnini yayımladınız. Evet. Semerkant Yayın Evi'nde çıktı. Şimdi orada o kadar güzel bizim Türkçe manasını da vererek eseri hazırlamış mübarek. Şimdi orada bakıyorsun, sözü o kadar yalın, o kadar duru ve anlaşılır, berrak söylemiş ki, anlaşılır söylemiş. Gereksiz sözcük yok. Süs ve gösterişten uzak. Efendimiz bu konuda en büyük ilham kaynağımız. Sonra Hazreti Ali Efendimiz, yani sahabe-i kiramın sözleri, Efendimizin, Hazreti Ali Efendimizin Nehcül Belagası bu konuda ne güzel sözlerle dolu. Şimdi öğrencilerime öğretmenin öneminden bahsederken, öğrenmenin önemi, öğretmenin önemi, men allemeni harfen fakat sayyarani abden söylüyoruz. Öğrenci bir de manasını söyleyince diğeri de ağız dolduruyor, Arapça orijinal metin. Çünkü sözcükler çok hoş duruyor. Manasını da söyleyince öğrenci ister istemez çok fazla söz söylememize bile gerek bırakmıyor. Manayı burada da zikredebilir miyiz hocam? Yani öğrencilerimize söyleyince dediniz ya manayı. Evet. Bir harf öğretene köle olurum diyor. Bana bir harf öğretene. Evet. Tabii burada şunu algılamak lazım üstad. Estağfurullah hocam. Şimdi o hitap duadır. İnşallah bilgi, irfan, bu gibi duygularda ilerleme yoluna cehd ve gayret sarf ediyoruz, ediyorsunuz. İnşallah. İnşallah öyle olursunuz. İnşallah. Bu ifademi bir dua kabul edin. Bazen öyle hitap ederim. Eyvallah. Şimdi mübalağa bir sanat. Hakikati daha güçlü duyurabilmek için. Bizde tahfif ederler, hafife alırlar. Evet. Abartı derler, çok abartılı konuşuyorsun. Abartı ile mübalağayı karıştırmamak gerekiyor. Mübalağa bir sanat. Şair öyle demiyor mu? Gözyaşlarım sele döndü diyor. Yol oldu gidelim bizim illere. Evet. Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda diyor. Çanakkale'de 400 bine yakın şehit verilmiş. Toprağa sıksak şehit fışkırır. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar diyor. Evet. Bir harf öğretene köle olurum derken bir harf öğretene köle ol demiyor. Ama bir harf öğretene hürmet gerekiyor, saygı gerekiyor, muhabbet gerekiyor diyor. İmam-ı Azam Hazretleri hocasının oğlu geçiyormuş karşıdan, talebeleriyle sohbet halkasında hemen doğruluyor. Hafif yan durmuş, şark usulü oturuşu düşünün. Evet. Hocam hayırdır ne oldu diyorlar. Hocamın oğlu geçti diyor karşıdan. Şimdi biz öğretmene bu manada muhabbeti, saygıyı kaybettiğimiz gün zaten çok şeyimizi kaybettik. Evet. Şimdi güzel söylemişler. Sözle
sayfalarca anlatılacak şey güzel bir dizeyle veri verilmiş. Ne demek? Hep aklıma gelir bu dize. Bu nasıl bir duruştur? Bu nasıl bir anlatımdır? O anda doğaçlama nasıl söyledin bunu be mübarek? Celaleddin Dede, tekke ve zaviyeler muhalefetten yargılanıyor mübarek. Zikir halkasını yasak değil mi, niye yapıyorsun gibi bir sözle karşılaşınca diyor ki, Asumandır kubbesi, hep ahteran avizesi. Gökyüzüdür kubbesi. Gökyüzü onun kubbesi, bütün yıldızlar onun ahterandır avizesi, avizesi aydınlatıcı. En ziya bahş, kanadili güneşle mahtır, en fazla ışık saçan kandilleri de güneş ve aydır. Set dolunmakla tekaya kaldırılmaz zikri hak. Cümle mevcudat zakir kainat dergahtır diyor. İşte söz, söze dair söylenecek bu beyti okuyunca ne kadar önemli bir program yaptığımız da ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi kainat dergahsa sen bu motifi beşeri eylemlerle yok edemezsin. Yani dozeri getirip de oradan kaldıramazsın. O yıldızı yerinden sökemezsin, o güneşi yerinden sökemezsin. Nasıl bir gök kubbeyi kaldıramazsın? Nasıl bir gök kubbe bir dergah motifidir yeryüzü? Yeryüzü bana mescit kılındı ve bütün mevcudat bir ayetin tefsiridir bu. Evet. Kendi lisanı haliyle onu zikretmekte. Beslendiği kaynak da ortaya çıkıyor. Evet. Evet. Yani sözü tesirli kılabilmek, sözü güçlü kılabilmek adına beslendiği kaynaklar. Şimdi. Yani, günümüze gelecek olursak mesela biz nerelerden besleniyoruz da sözümüzü güçlü kılacağız, değil mi hocam? Evet. Yalnız bu güzel bir soru. Ama bu soruya ikinci bölümde devam etsek hocam. Çünkü İnşallah. İlk bölüm son bir iki dakikamız kaldı hocam. Evet. Yani reklama gideceğiz inşallah. Kaldığımız yerden devam edelim hocam. Ben biraz da hani şimdi. Ama güzel bir soru. Bunu soru olarak alıyorum. Peki hocam. Onu ikinci bölümde reklamdan evet. Sonra inşallah detaylıca konuşalım. Çünkü iki dakika yetmeyebilir. Şey sormak istiyorum hocam son olarak reklamdan önce. Söz üzerine konuştuk, tarif etmeye çalıştık dilimiz döndüğünce. Sözler aynı zamanda bir araç, bir vasıta değil mi? Yani şiir diyoruz, şaheser diyoruz. Bu sözlerle müteşekkil bir hale geliyor. Şimdi şiiri kuvvetlendiren... Yani daha doğrusu aslında şuraya gelmek istiyorum hocam ben. Şiir bizim toplumumuzda hakikaten çok yaygın. Ve yani ta Orta Asya dönemlerinden beri göçebe bir toplumken dahi biz şiir söylemişiz. Şiirimizin toplumumuzdaki yeri hocam. Sözün, şiirin. Evet. Bu soruya cevap mı istiyorsunuz? Yani reklama kadar. Hemen söyleyeyim. Buyurun. Latinize hiçbir şey bilmeyen ama Osmanlı Türkçesini bilen büyük annem bizi şiirle terbiye ederdi. Bakınız, o mektebi görmemişti. O divanlardan da uzaktı. Ama o nasıl bir haldi ki hafızasında yüzlerce şiir vardı. Biraz kalbini mi kırdın, hafif bir dokundurdun mu? Yaşlı, hassas oluyorlar. Farımaz da deli gönül farımaz. Akar gözlerimin yaşı kurumaz. Bundan gayrı benim hükmüm yürümez. Azil oldum güzellere beyken derdi. Şimdi Çanakkale savaşı başlamış. Sümmani gidemiyor. Yaşlı. Diyor ki Sümmaniyem ya Rab gönlüm hoş eyle. Ya sabır ver ya bağrımı taş eyle. Ya bir çift kanat ver ya bir kuş eyle. Tez ulaşan dost bağında talan var. Şimdi Erzurum nere? Çanakkale coğrafyası nere? Dost bağı kabul etmiş ve bunu söze dökmüş. Bu söz 1914'lerde 15'lerde söylenmiş. Hala bugün kalbimizde yankı buluyor, yüreğimizi titretiyor. Tesir ve ya. Hatta neler söylettiriyor bize. Şimdi Erzurum'da Çanakkale coğrafyasına bakıp dost bağında talan var diyor. Bizim komşumuzdan haberimiz yok. Bırakın dost bağında talanı. Allah Allah hocam. Şimdi bu söz bu kadar güzel söylenmemiş olsaydı biz bu muhabbeti derinleştiremezdik. Bunun üzerine neler söylenir? Şimdi evet. Hep özlü sözler söylemişler. Bir cümle ama çuval dolusu anlam.
Yani o anlamları, o manaları zaten biliyorlar hocam. Onların arasından zaten böyle bir imbikten geçirerek bir mısraya, iki mısraya, bir beyte, bir dörtlüğe dönüştürüyorlar. Öyle değil mi hocam? Şimdi evet. Biz o iki mısradan arka planına doğru seyahate çıkıyoruz. Onlar oradan geliyorlar zaten. Evet, doğru. Hocam kısa bir ara vereceğiz. Muhabbet çok güzel, keyifli gidiyor inşallah. Reklamdan sonra devam edelim. İnşallah. Sevgili izleyenler, Söze Dair programına kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Söze Dair programından tekrar merhaba sevgili izleyenler. Programımızın ilk bölümünde söze dair dilimiz döndüğünce bir şeyler söylemek istedik. Şair ve aynı zamanda Semerkant Dergisi yazarı kıymetli hocam Ali Uysal'la birlikte. Hocam kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Sözün öneminden ve şiirin toplumumuzdaki yerinden bahsediyorduk. Ben bir iki örnek geldi aklıma arada. Onu bir paylaşayım, ondan sonra sözü size vereceğim hocam inşallah. Şimdi İstanbul'da bir hamamda hamamın sahibi duvara bir hat nakşettirmiş. Diyor ki, tiğneti napak olan hayrummasın germabeden, evvela tathiri kalbet, sonra tathiri beden. Şimdi şiir hamamın duvarlarına nakşedilecek kadar toplumumuzun içinde. Bununla ilgili örnekler tabii ki çoğaltılabilir. Onları da sizden alalım hocam. Daha ilginç yani. Bir de bedenin yıkandığı bir yerde evet, bunun söylenmesi. Kesinlikle. Bugünkü reklam politikalarına çok aykırı bir şey. Tabii tabii. Şimdi natıka çün fâdı hâmet aybra diyor Hazreti Pir. Söz ayıbı ortaya çıkarır. Gizli olan perdeleri yırtıp sahibini rüsva eder. Güzel söyleyeceğiz. Bunu tekrar tekrar vurguluyorum. Çünkü inne eseletil eseletel lisani tenfuzu ma la tenfuzul aslı. Dilin ucu kökün girmediği yere kadar gider diyor. Allah Allah. Gider. Şimdi dil düşüncenin evidir diyoruz değil mi? Evet. Pekala insan evini kirletir mi? Evini kirli bırakır mı? O yüzden duru sözcüklerle geleceğim diyor şair. Kullanılmamış sözcüklerle geleceğim sana diyor. Pekala aynı şair şunu da söylüyor. Dilce susup bedenle konuşulan bir çağda anlaşılmayacak sözüm diyor. Şimdi o şiirler, o sözler bugün de geçerli, yarın da geçerli olacak. Çünkü hakikat değişmiyor. Yeni elbiselerle tekrar takdim edilecek ve hatta güzel söylenmiş diye onlar bir mücevher gibi saklanacak. Ben şunu söylüyorum. Bir Çukurovalı ozan var. Bir Türkmen ozanı. Karaca olan. Benim haktan gayrı sevdiğim mi var diyor. Bana diyor güzel sever diye bühtan ederler. Benim haktan özge sevdiğim mi var? Şimdi bu ozan Çukurova'da çok verimli. Hafızalarda. Yani hatta varyantlar noktasında yaşlı insanlar birer Karaca olan okuyucusu. Büyük annem onlardan biriydi dedim. Onlar okurdu evet, bize. Hatta yakımcı bir kadın vardı. Anadolu'da bizim köyümüzde de vardı bu kadın. Yakımcı ne demek hocam? Yakım uygun hale getirmek, ağıt yakmak. Evet. Yakışıklı oradan türüyor. Uygun hale gelen yakmak fiilinden türüyor. Evet. Ateş yakmakla alakası yok bu yakmak fiilinin. Evet. Şimdi ağıtlar yakardı o cenaze evinde. Şimdi söz oradaki acıya katkıda bulunuyor. Hüzün evi. Bu kadın Karaca olan okurdu, Ezgi ile okurdu. Bir de Ezgi ile okurdu. Ezgi ile okurdu. Şimdi Karaca olanın bu sözleri afşe edilmiş. Mutta bir çınar ağacının yanında bir anıta yazılmış. Yani el ariftir yoklar senin bendini. Dağıtırlar tuzağını fendini, alçaklarda otur gözet kendini, katı yükseklerden uçucu olma. Şimdi söz güzel ama söyleyişe bakar mısınız? Nasıl bir doğaçlamadır, evet, nasıl bir sehli mümtenidir? Şimdi ben de söylerim duygusu yaşatıyor ama söyle haydi. Yunus Emre Hazretleri'nin şiirlerinde de şiirlerinde var. Kesinlikle. Yunus zaten özel bir mevzu olduğu için onu inşallah tabii, ileriki zamanlarda tabii, inşallah konuşacağız. Hı. O da bir Türkmen aşığı.
Evet. O da bir Anadolu aşığı. Önemli, çok önemli. Tesir sahası Anadolu'yla sınırlı değil. Dünya kesinlikle çapında. Ve yandıkça gelişen tılsımlı bir kütük hala büyümeye devam ediyor. Çünkü doğru ve güzel söylemiş. Sözü doğru kullanmış. Biz onları kullanınca bir de o sözleri anlatmak istediklerimizi daha güzel anlatıyoruz. Hep anlatırım bunu. Kadının erkekten yaratılması hususunda ihtilaflar vardır, yoktur, inanırsın, inanmazsın. Materyalist düşünen bir arkadaş alay kastıyla bu bilgiyi bana aktarıyor. Ben de diyorum ki izaha çalışıyorum. Bak diyorum, ben sana bunu izah etmem ama ben sana bunu bir şiirle söyleyeyim. Arif Nihat Asya diyor ki, onu benden yarattığın masal değil Mevla, benden kopardığın yer sızlamaktadır hala. Gitti. Hocam, bir müddet sonra geri geldi. Evet. Dedi ki bana, hocam dedi, gerçekten dedi, sevdiği insandan ayrılmış. Evet dedi, hala sızlıyor dedi. Eğer felsefeci bu arkadaş, eğer bende ondan bir parça benden kopmamış olsa ben bu kadar derin bu hicranı yaşamam dedi. Ama somutlamaya bakar mısınız? Yani müthiş, o bilgiyi hocam şiire döktüğün anda nasıl müthiş anlaşılır kılıyorsun? Ve yani o bilgiyi şiire dökebilmek de ayrıca bir iş hocam. Yani programın ilk bölümünden beri de sizin konuşmalarınızdan anladığım benim şu oldu acizane. Hakikat hiç değişmeyen bir gerçek ve şiir veya söz de onun elbisesi diye bir sonuç çıkardım evet ben hocam. Şimdi buradan bir soruya kapı aslında açıldı bana. Aslında bir soruyu sordunuz üstadım. Dediniz ki, pekala bu sözü biz nasıl kullanacağız? Yani evet, bu nasıl, bu bunun bir mektebi var mı? Şimdi ona gelecektim evet hocam. Bu hakikat elbisesinin dikildiği o sözün, şiirin bir terzisi, ne bileyim bir mekanı, bir okulu, bir mektebi var mı diye onu soracaktım hocam. Var. Kur'an-ı Kerim'i çok okuyacağız. Tefsir kitaplarını okuyacağız ama güzel bir dil kullanmıştır onlar. Mutlaka ulaşacağız. Hadis-i şerifleri okuyacağız, hatta ezberleyeceğiz. Kibar-ı kelamı ezberleyeceğiz. Üstadların söylediği sözlere bakacağız. Mutlaka hafızamızda yer edecek. Doğru kullanıma dair mutlaka bunun bir bilgisi var. Yani dil, bilim açısından da kıymetlendirdiğimizde en azından bir 4-5 saat süren bir anlatım niçin bozuk olur? Buna dair de o teknik bilgiyi göreceğiz. 100 tane sözcükle konuşan bir toplum haline gelmiş, hatta onu da kaybetmiş, ünsüzlerle konuşan bir topluluk haline gelmiş bizden, artık güzel sözün sudur etmesi zor iş. Şimdi hafızayı büyüteceğiz. Bunun için de o üstadlardan beslenerek yola çıkacağız. Elimizde müthiş bir külliyat var önümüzde. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Ben öğrencilerime şunu tavsiye ediyorum. Ama bu tavsiyeyi önce nefsime yapıyorum. Sonra sizinle paylaşayım. Ekrandaki izleyen dostlar da bunu eyleme dönüştürsünler. İnşallah hocam. Gidip evlatlarına bir sözlük alsınlar. İmparatorluk bakiyesi, büyük bir sözlüğümüz var bizim elimizde. Ve o sözcükler yaşıyor. Aşkı öldüremedik. Ben yeni bir sözcük türetmeye karşı değilim. Ama yaşayan, hayat bulmuş, deyimime, atasözüme, şiirime girmiş o sözcükleri sen yok edemezsin. Evet. Yok edemezsin. Hatta şiire girdikten sonra anlam kazanıyor. Çok ilginç. Tecim sözcüğü bu ülkede tutmamıştır. Ama İsmet Özel diyor ki, tecime elverişli duygular, tecimsel duygular, bu ifadeyi kullanıyor. Yani alınıp satılabilen duygular, ticari duygular. Şimdi orada oturmuş bu sözcük. Uydurukça bir sözcük olarak durmasına rağmen. Şimdi bu manada tutucu değiliz. Hafızamızı büyütelim. Çünkü ne kadar çok sözcük, o kadar geniş bir ufuklu düşünme. Tefekküre kapı açıyor yani. Kapı açıyor, çok güzel. Tefekküre kapı açıyor. Şimdi mesela hocam şu an dikkat, tefekküre kapı açıyor derken bile mesela o kapı kelimesini biz orada bir sembol olarak kullanıyoruz. Evet, evet. Yani somutlama yapıyorsunuz. Bu da bir söz. Yani orada somutlama, ki bu çok önemli.
Üstad Necip Fazıl diyor ki, bıçakların su oldu boyuna bilenmekten, bitti benlik madenim her an törpülenmekten. Nefisle muhasebeyi böyle somutlamak mümkün mü? Bir daha okuyorum. Bıçaklarım su oldu boyuna bilenmekten. Bitti benlik madenim her an törpülenmekten. Sürekli inşa halindeyiz. Sürekli nefs muhasebesi yapmak zorundayız. Ama bunu böyle bir dizeye döküp de verdiği zaman, yani güzel sözle verdiği zaman, yani biz birimler olarak söylüyoruz şiirdir, nesirdir diye. Bunlar söz. Şimdi bir sözlük alsınlar. Yani bu sözlük, biz imparatorluk sözlüğüne sahip o bakiyenin mirasını taşıyan bir topluluğuz. Bu sözcükleri yok etme şansımız yok. Yok olmadılar da. Her türlü dirence rağmen aşk, hayat yaşadı. Şimdi zihnimizdeki anlam nüansları yok edilmiş bir cemiyet olarak renk renk o manalar ortadan kaldırıldığı için bizim artık bir sözcükle her şeyi anlatma derdine düşüyoruz. Şimdi salb edilmiş maslup, idam edilmiş mevta, evet, gayrimüslim ölü, müteveffiye bayan ölü, merhum, merhume Müslüman ölüler için, bunun yanında maktul, bir eylemle öldürülmüş, evet, yani katledilmiş. Bakar mısınız, bunların hepsini ölüyle karşılıyoruz. Yani nedeni getirmişiz, çok kullanırım bunu, sebebin yerine oturtmuşuz, hayır öyle yapmamışız. Nedeni, amil, sebep, saik ve daha bir sürü sözcüğün yerine oturtmuşuz. Türkiye'yi batıran saikleri belirli bir amile bağlayamamanın sebebi nedendir ve nedir? Türkiye'yi batıran nedenleri bir nedene bağlayamamanın nedeni nedendir ve nedir? Bakar mısınız? O zihnimizdeki o mana güzellikleri tek tek törpülenmiş. Evet. Tek bir sözcükle bunu ifadeye çalışıyoruz. Keza hocam bardakta da mesela aynı şey var. Ben birkaçı şu an aklımda mesela. Şimdi biz sadece bardak diyoruz. Ama bunun cam, peymane, sagar falan bir sürü, evet, ayak, bir sürü adı vardı mesela. Kullanmasan bile bunu bil de kullanacağın yer gelecek. Kesinlikle. Bir de hocam hani tek bir kelimeye indirgediğimizde, tek bir sözcüğe indirgediğimizde oraların sanki tefekkür dünyamızı da daraltıyor gibi geliyor bana. Öğrencilerime diyorum ki bu bir zenginlik ve bunları kullanmayı, hatta o eş anlamlılıkta bile bir anlam nüansı hep taşınmış. Çaba ve gayret sözcüğünde bir hayvan bir çamura batmış ve oradan kalkmaya, kurtulmaya çalışıyor. Gayret etti demeyiz, çabaladı deriz, çabalıyor deriz. Ama üniversiteyi çalışıyor derken çalışma cehdi için çok gayretli deriz, gayret ediyoruz deriz. Hayatla yaşam aynı sözcük gibi duruyor ama aynı değil. Bu konuya zaten girmeyeceğim. Ama evet, buradan şunu demek istiyorum. Mutlaka tasarruf için sözcük hazinemiz hafızamızda çokça olacak. Bunun içinde bir köşede sözlüğümüz bulunacak. Ölü sözcükler demeyeceksin. Nasıl ölü olur? Yunus söylemiş bunu. Var edip söylemiş bu manada. Çünkü o sözcüğe şiirine koyarak hayat hakkı tanımış. Onu yaşatmış ve biz bilmiyoruz ama Anadolu biliyor. Şimdi Urfa'da bir gecede bir insanı dinledim, yaşlı bir ihtiyarı. Asaf'ın diyor, uzun sesleri kullanamıyorlar. Asaf'ın miktarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadirini alemde insan olmayan diyor. Bir gazel okudu. Evet. Tahsili de olmayan biriydi. Dedim ki, üstadım bu ne hal? Biz dedi Yunus şiirleri, Karacaoğlan gazelleri okuyoruz dedi. O gecelerde. Şimdi Anadolu'yu bu manada sen bu sözcüğü niye kullanıyorsun deme. Onların ne manaya geldiğini biliyor. Bir sözlük hafızamız olacak. Yani öğrencime, evimdeki çocuğuma ve kendime bir sözlüğü getirip koyacağım önüme. O sözlükle yola çıkacağım. Çünkü onlar benim sözü kullanmadaki askerlerim. Evet. Sözlük hafızamız olacak. Ardından da güzel söylemiş olanları mutlaka dinleyeceğiz. Adam şöyle söylüyor. Büyük şair diyorlar. İsim zikretmeden söyleyeceğim. Asaletin diyor, kelimelerde bile düşmanıyım. Allah. Nasıl bir ifade hocam bu? Ya asaletin kelimelerde bile düşmanıyım. Şimdi
Evet, sözcüklerimiz yeri geldiğinde mızrak ucu gibi olmalı. Hani muhatabına göre kelam eylemek diyoruz. Kabavat, fesahat, belagat. Çünkü sözü ziyan etmemek gerekiyor. Ama ben şunu söylüyorum. Tesir uyandırmaz deme. Güzel kullanmaya çalış. Tatlı dille söylemeye çalış. Mutlaka yankısını bulursun karşı tarafta. Evet. Kötü sözle ancak tahrip eder, yok ederiz. Hocam muhabbet gerçekten çok güzel gidiyor. Son bir iki dakikamız kaldı. Yine söze dair örneklerle bir örnek vereyim. Evet. Şimdi hep divan şiirlerinden, üstadlarından okuyoruz. Tasavvuf neşesiyle beslenmiş büyük üstadlardan dizeler okuyoruz. Onlardan çok da ayrı olmadığını düşündüğüm o bağrı yanık aşık Karacaoğlan'dan okuyayım. Buyurun hocam. Diyor ki, dinle sana bir nasihat edeyim. Hatırdan gönülden geçici olma. Yiğidin başına bir iş gelende anı yad ellere açıcı olma. Mecliste arif ol. Arif sözcüğünü kullanıyor Karacaoğlan. Kelamı dinle. El iki söylerse sen birin söyle. Elinden geldikçe sen iyilik eyle. Hatıra dokunup yıkıcı olma. Dokunur hatıra kendisini bilmez. Asil zadelerden hiç kemlik gelmez. Sen iyilik et de o zayi olmaz. Darılıp da başa kakıcı olma. El ariftir yoklar senin bendini. Dağıtırlar tuzağını fendini. Mecliste arif ol. Alçaklarda otur, gözet kendini. Katı yükseklerden uçucu olma. Muradım nasihat. Bunda söylemek. Size layık olan onu dinlemek. Sev seni seveni, zayi etme emek. Sevenin sözünden geçici olma. Karacaoğlan söyler, sözün başarır. Aşkın deryasını baştan aşırır. Seni bir mecliste hacil düşürür. Kötülerle konup göçücü olma. Evet. Demiş. Hocam. Bir tane dizeyi daha paylaşayım. Çok söylememek. Öz söylemek, güzel söylemek, tesirli söylemek. Şimdi şiiri okuduğumuz zaman herkes kendinde ondan bir şey bulabilir. Herkes onun birine söylediğini, bu benim duygularıma tercüman oluyor diyebilir. Ama söyleyen de güzel söyledi mi, bak ne oluyor. Üstadını ziyarete gidiyor şair, Abdülhakim Arvasi'yi. Sorularına kısa cevaplar veren bir büyük. Hani o mürşidin nazarı simi zer eder diyor ya şair. Evet. Nazarıyla yani hallediyor işi. Kısa cevaplar veriyor. Allah niye görünmez diyor. Zuhuru şiddetinden gayiptir. Gibi kısa cevaplar. Üstad büyük tesir altında Necip Fazıl şöyle diyor. Gittim ama az konuşuyor Abdülhakim Arvasi. Gittim denizin sınır yerine vardım. Halin bana da geçsin diye ona yalvardım. Bir çılgın vesvesede, içim didiklense de, olaydım o cüssede, onun gibi susardım. Evet hocam, çok güzel bir şiirle programımızı bitirmiş olduk böylelikle. Gerçekten çok teşekkür ediyorum hocam. Keyifli bir sohbet oldu. Gönlünüze, dilinize sağlık. Allah razı olsun, sizin de dilinize sağlık. Kıymetli izleyenler, Söze Dair programının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Haftaya inşallah başka konularla yine sevgili hocam Ali Uysal'la birlikte sizlerin karşısında olacağız. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.